Merhabalar, bu videomuzda VirtualBox içerisine Windows 11 kurulumu nasıl yapılır, bunu göreceğiz. Öncelikle google.com içerisinden Windows 11 yazarak Windows 11'in imajını indirmek için Microsoft'un sitesine gideceğim. Fakat karşımda şöyle farklı seçenekler var. Bunlar birisi İngilizce, birisi Türkçe içerik. Şurada TRTR ifadesini gördüğünüz bağlantı Türkçe içerik sağlar size. Download Windows 11 linkine tıkladıktan sonra Türkçe içerikli Microsoft'un kendi orijinal web sitesine giriş yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Windows'un orijinal bir sürümünü indirmeniz. Farklı sitelerden indirdiğiniz imaj dosyaları ileride bilgisayarınızda istenmeyen durumlara yol açabilir. Bilgisayarınızda güvenlik zafiyeti oluşturabilir. Bu nedenle Microsoft'un kendi orijinal Windows 11'ini indireceğiz. Bunu başlamadan önce buradaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Genel olarak şundan bahsediyorum. Bizim indireceğimiz Windows'u 3 tane seçeneğimiz var. Birincisi Windows 11 yükleme yardımcısı diye bir yardımcı var. Bu yardımcı bilgisayarımız çalışırken açılıyor ve bizi yönlendirerek Windows 10'u Windows 11'e çeviriyor. Eğer böyle bir şey yapmayacaksanız, yani bir bilgisayarı sıfırdan formatlayacaksanız, yapacağınız şey bir yükleme medyası oluşturmadır. Bu genelde USB bellekler veya DVD'ler üzerinden oluşturulabilir ve bilgisayarlar formatlanırken genelde bu yol tercih edilir. Bunu da şuradaki hemen indir butonuna tıklayarak indirip bir şöyle bir Media Creation Tool adında bir exe dosyası indirerek bu dosyayı kullanarak açarak başlangıç medyası oluşturabiliyorsunuz. Burada oluşturacağınız bellek, USB bellek veya DVD'nin boşalması gerekiyor veya boşaltılıyor program tarafından. Bizim konumuz ise VirtualBox içerisine Windows 11 kurmak olduğu için bizim ihtiyacımız olan şey Windows 11'in disk görüntüsü, yani ISO kalıbı. Bu kalıbı indirerek bilgisayarımızın, sanal bilgisayarımızın CD-ROM sürücüsüne takacağız ve bunu başlangıç CD'si olarak göstereceğiz. Da bu şekilde bir kurulum sağlayacağız. Bunun için şuradan Windows 11'in sürümünü seçiyorum. Zaten bir tane var. Başlamadan önce bu imaj dosyasını indirerek de daha sonra bunu CD'ye yazdırabilirsiniz ve DVD'ye yazdırabilirsiniz. Biz bunu tabii ki bir DVD'ye yazdırmayacağımız için, direkt bilgisayardan kullanacağımız için böyle bir sorunumuz yok. Aşağıdaki ayarlardan emin olmamızdan bahsediyor. 64 bitlik bir CPU'ya sahip olmamız gerekiyor Windows 11 için. Windows 11'in bu ISO'su sadece 64 bitlik bir bilgisayarda kullanılır. O nedenle kuracağımız sanal bilgisayarın da böyle olması gerekiyor ve kendi bilgisayarımızın zaten 64 bitlik olması gerekiyor. Bunu kontrol etmek için nereden kontrol ediyoruz? Windows sekmesine sağ tıklıyoruz. Buradan sistem diyoruz. Karşımıza şu şekilde sistem bilgileri çıkıyor. Buradaki cihaz özelliklerinin içerisindeki işlemci kısmına ve işlemci kısmının altındaki şuradaki sistem türüne bakmam gerekiyor. Burada 64 bit işletim sistemin kurulu 64 bit tabanlı işlemci üzerine bu bilgim var. 32 bit işletim sistemi de kurulu olabilirdi 64 bit üzerine. Buradan yine 64 bit tabanlı işlemci bilgisini görmemiz yeterli. Ama işletim sistemimizi de 64 bit ise 64 bit üzerine kurmalıyız. Takılı RAM'imizi görüyoruz ve diğer bilgilerimizi de görebiliyoruz burada. Bilgisayarımızı sanal bilgisayar oluşturmadan önce kaynaklarını kontrol edebilirsiniz. Burayı öğrendikten sonra Windows 11'in ISO dosyasını indirmek için buna tıklıyorum. Ve indire tıkladıktan sonra indireceğim dil seçenekleri karşıma çıkıyor. Buradan Türkçe'yi seçiyorum ve onayla diyerek indireceğim Windows sürümünün bilgisayarıma inmesini bekliyorum. Beklemeden önce yine bir bağlantı çıkarttı. Windows 11 Türkçe 64 bit indir diye ve artık son olarak buna tıklıyorum. Evet. Ve bunu bu isimle bilgisayarımda bir yere kaydediyorum. Kaydettiğim yeri unutmamam lazım. Örneğin ben e-sürücümün içerisinde bir yere kaydediyorum. Buradan şöyle kaydettikten sonra indirme işleminin burada başladığını görebiliyorum. Sizin tarayıcınıza göre bu indirme işleminin farklı yerlerde gösterimi olabilir. Bunu farklı tarayıcılardan takip etmeniz gerekiyor. İndirilen içeriğin nerede olduğuna bakmak için. Buradan tıkladığımızda da indirmenin süresini görebiliyoruz. Biz bu indirmeyi tamamladık. Şöyle kapatalım. Şimdi VirtualBox uygulamamızı açıyorum. Oracle VM VirtualBox uygulamasını bu şekilde açtım ve karşıma bomboş bir şekilde geldi. VirtualBox'ın bu arayüzünde ilk yapacağımız şey makine oluşturmak. Burada makine sekmesine tıkladığımızda yeni bir makine oluşturmak istediğimizi yeniye basarak belirtiyoruz. Burada karşımıza makine adı ve işletim sistemi çıkıyor. Makinenin adını istediğimiz gibi
değiştirebiliriz. Ben Windows 11 kuracağım için şöyle Türkçe karakterleri kullanmadan 1011 şeklinde bir kısa at giriyorum. Burada Windows 11 isimli cihazımın kurulacağı klasörü belirtmem gerekiyor. Eğer hiçbir klasör seçmezseniz, kendi özel yer belirtmezseniz C'nin içerisine direkt kurulum yapar. Eğer C'nin içerisindeki alanınız çok fazlaysa, yani yeterli alan varsa buraya kurulum yapabilirsiniz. Yeterli alan yoksa farklı birimlere de kurmayı deneyebilirsiniz. Ama kuracağınız hard diskinizin SSD mi olduğu veya daha yavaş bir hard disk mi olduğu burada önem arz ediyor. Eğer SSD üzerine kurulum yaparsanız bu işletim sisteminiz daha hızlı bir şekilde yüklenecektir. O nedenle ben burada çok fazla alanım olmasa bile C'nin içerisine kurması gerektiğini söylüyorum. Yani değişiklik yapmıyorum. Direkt buraya kuracak. Kendi klasörüm altındaki VirtualBox VMS klasörünün altına. ISO kalıbını seçmek için buraya tıklayarak diğer seçeneğine tıklıyorum ve ISO'yu indirdiğim yere gidiyorum. Ben burada E sürücümün içerisine kurmuştum. Atmıştım. E sürücümün içerisinde burada Windows 11 ISO dosyamı görüyorum. Buna tıklayarak aç diyorum ve buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Düzenleme kısmına burada hangi sürümün kurulacağını seçerek müdahale edebilirim. Windows 11 Pro var. Pro Education, Pro Workstation. Ben Windows 11 Pro'nun bilgisayarıma, sanal bilgisayarıma kurulmasını istiyorum. Bunu seçtim, Windows 11 Pro'yu. Ve ileri diyerek bir sonraki adıma geçiyorum. Yani burada Windows 11'in misafir giriş kısmı var. Bu kısma şu şekilde erişebilirsiniz şifrenin ne olduğunu, parolaya ve şifreye. İsterseniz bunları kendiniz değiştirebilirsiniz. VBox'ın misafir eklentilerini burada kullanıcı adı ve misafir kullanıcı adı ve parolalarını görüyorsunuz. Burada ise ana makinenin kendi ana makine adı ve etki alanının ismini görüyorsunuz. Burada burayla alakalı özel bir işiniz yoksa direkt böyle bu şekilde geçebilirsiniz. Eğer elinizde Windows 11 anahtarı varsa ürün kimliğini şu anda buraya girerek ürün anahtarını da etkinleştirebilirsiniz ama eğer yoksa gerek yok, şu anda zaten Windows'u direkt kuracaktır ve giriş sağlayacağız. Zaten sanal makine üzerinden yapıyoruz bu işlemleri. Misafir eklentilerini kurarsanız bilgisayarınızın sürücülerini yükleyeceği için misafir sürücülerini bu sanal bilgisayarda performans artışı sağlayacaktır. O nedenle misafir eklentilerini de bu şekilde işaretliyorum ve ileriye basıyorum. Şimdi bilgisayarımda var olan RAM'e göre ayıracağım RAM'i belirlemem gerekiyor. Zaten 4 MB en düşük RAM miktarı Windows 11'in kullanılabilmesi için. Ben bunu biraz daha yükselteceğim. Şöyle 16 GB RAM'e çıkartıyorum. Çünkü ben burada eğitim içeriklerimi de burada çekeceğim. Çünkü her türlü programı yükleyebilirim ve her türlü özelleştirmeyi yapabilirim. Bu nedenle RAM'e ihtiyacım olacaktır. Şu sarı alana gelmemeye dikkat edin. Buralarda herhangi bir alanda rahatlıkla kullanabileceğinizi gösteriyor. Tabii ki bu ayırdığımız RAM sadece bilgisayarda sanal bilgisayar çalıştırıldığı zaman işgal edilecek olan RAM'dir. Eğer sanal bilgisayarınızdaki işletim sisteminiz çalıştırılmazsa bu RAM de tabii ki kullanılmayacaktır. O nedenle istediğimiz RAM'leri ayırabiliriz. Çalıştırmadığımız sürece bir etkisi olmayacaktır. Aynı şekilde işlemciyi de 8 işlemci olarak ayarlıyorum. İşlemcilerimin yarısını tahsis ediyorum. Efi etkinleştir. Efi bilgisayarımızın donanımıyla ilgili yapabileceğimiz ayarları daha da arttırmamızı sağlar. Bunu da seçtikten sonra ileri diyerek bir sonraki aşamaya geçiyorum. Şimdi sanal bir sabit disk oluştur seçeneği seçili. Bu diğer seçenekleri kullanmıyorum. Direkt sanal bir sabit disk oluşturmayı seçiyorum ve tam boyutu önceden ayır seçeneği işaretsiz bir şekilde kalıyor. Çünkü kullanılmadığı zaman bu alanı işgal etmesini istemiyorum. Kullandığım zaman işgal edebilecek bir durumda olsun istiyorum. Ve burada ben 80 GB'lık bir alan ayıracağım. Fakat bu alana ayıracağım. Fakat benim ana hard diskimde bu kadar alan yok. O nedenle bu kurulacak olan sanal makinemi ben şuradan E'ye taşıyorum. VMachine adında bir klasör açtım E'nin içerisine ve bunu seçtim. Bu şekilde klasörümü değiştirdim ve E sürücüme aktardım. Neden? Çünkü benim bilgisayarım şöyle. 80 GB'lık bir C'de boş alanım var ki bu alan yeterli değil. Hemen dolabilir. O nedenle bunu E'nin içerisine attım. E'nin içerisinde 260'lık bir alan var ve kullanmadığım bir alan. Bu hard diskimin içerisini kullanabilir. 80 GB'ı buradan verebilirim gerekirse. İlerleyebilirdim. SSD'nin içerisinde yer olmamasına rağmen yine 80 GB'ı ayır diyebilirdim. Fakat sanal bilgisayar maçı içerisinde 80 GB'a yaklaştığım zaman dışarıdaki bu bilgisayarımda problemler meydana gelecektir. O nedenle bu ayırma işlemini yapmadım. Ve burayı da ileri diyerek devam ettim. Şimdi sanal makinemizin bir özetini çıkarttı. İşte makinenin adını, kurulacak olan klasörü, ISO kalıbının olduğu klasörü, bütün seçtiğimiz ayarları burada topluca görebiliyoruz. Ve burada kontrolümüzü yaptıktan sonra son kontrolümüzde bitir seçeneğini işaretleyerek şu an sanal makinemizin kurulumunu bekliyoruz. Bu aşamada bilgisayarınızla ilgili bir işlem yapmayın ve sanal makinenin kurulmasını bekleyin. Bilgisayarınızı kapatmayın.
ve bilgisayar ekranım geldi. CD-ROM takmam için bir tuşa basmamı istiyor. Bir tuşa bastım. Tıpkı normal bir bilgisayarda işletim sistemi yüklemek için ilk çıkan seçenekte olduğu gibi CD-ROM yüklemek için bir tuşa basın ifadesi çıktı. Şimdi Windows'un kurulum aşamaları gelecek karşımıza. Tıpkı bir bilgisayara Windows kurulum CD'si veya Windows kurulum diski takıp başlattığımızda karşımıza çıkacak şeyler. Şu anda bu sanal makine üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sanalda bir bilgisayar oluşturdum ve bu bilgisayarıma bir işletim sistemi yükleyeceğim. Evet, Windows kurulum aşaması geldi. Windows kurulumunu gördüğünüz gibi bu sanal makinenin içerisinde gerçekleştiriyorum. Bu arada bu sanal makinem bu pencereden ibaret tamamen. Farklı olduğu anlaşılsın diye ayrı bir yerde tutuyorum. Tam ekranda gösterebilirim bunu. Evet, işletim sistemimiz kuruldu ve bilgisayarı yeniden başlattı. Bu arada görünümü bir değiştirmeye çalışalım. Tam ekran kipinde acaba? Evet, bilgisayarımız kuruldu ve açılıyor. Evet, tanımlanan işletim sistemi kullanıcı adımız VBox User olarak karşımıza geldi. Şu an Windows ilk açılış ekranını izliyoruz. Ve nihayet Windows ekranımız geldi. Evet, uygulamalarımız yüklendi. Şu an ilk yüklendiği haliyle Copilot özelliğini göremiyoruz ama driverlar yüklendiği için şu anda ekranımızı tam ekran görebiliyoruz. Eğer driverlar yüklü olmasaydı veya bu aşamayı seçmiş olmasaydım şu anda ekranım yine az önceki gibi pencere halinde kalacaktı. Küçük bir pencere halinde. Bunlar seçili olduğu için video kartım, ekran kartım tanımlandı ve şöyle tam ekran olarak kullanabiliyorum. Şimdi bir çözünürlüğüne bakacağım. Çözünürlük olarak ne atmış? Ayarlar kısmına giriyorum. Çözünürlük 1900'e 1080. 1920'ye 1080 gayet bu bilgisayar için iyi. İşletim sistemi kurulumumuzu tamamladık. Windows kurulumumuz gerçekleşti. Windows kurulumumuz gerçekleştikten sonra Windows'umuzun içeriğini bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Örneğin Microsoft Edge'i açarak internet bağlantısı var mı yok mu diye buradan test edebilirsiniz. Tabii ki Edge ilk defa açıldığında burada oturum açmanızı istiyor. Ben veriler olmadan devam edeceğim. Oturum açmayacağım. Onaylayarak devam ediyorum ve oturum açmıyorum. Onayladım. Ve bu şekilde bir tarayıcı ile internete giriş yaptım. Google sayfasını açalım. Tabii klavyemiz düzgün çalışmayacaktır. Farklı bir klavye ile karşılaşacağız muhtemelen. Burada klavye ayarlarını yine Windows'un kendi içerisinden ayarlar kısmından yapabileceğiz. Klavye ayarlarımızı yapmak için ayarlar kısmına giriyorum. Burada klavyemi Türkçe yapmak için önce bir klavyeyi bulmam lazım. Dil ve klavye seçeneklerim çıktı ve burada görüldüğü gibi şurası İngilizce ABD olarak gözüküyor. Şuradan US'den Türkçe'ye çevirmem gerekecek. Tabii ki bunu klavye ekle diyerek yapmam gerekiyor. Bunun için bakıyorum Türkçe var mı burada. QWERTY Türkçe. Türkçe Q. Evet, bu klavyeyi ekledim. Bunu da kaldırdım ki sürekli karışıklık yapmasın. Böylece klavyemi düzelttim. Bakıyorum noktaya bastığım zaman evet nokta Ü ve yumuşak G harfleri çıkıyor. Klavyemi de düzeltmiş oldum böylece. Bu ayarı yapmadan klavyenizi kullanırsanız sıkıntı yaşarsanız bunu mutlaka yapın. Çünkü sürekli her girdiğinizde bir şeyler yazmanız gerekecektir. İşletim sisteminin kurulumunu yaptıktan sonra işletim sistemimi kapatıp açarsam eğer güncelleştirmeleri varsa güncelleştirmeleri yükleyecektir ve güncelleştirmeleri yükleyerek açacaktır bilgisayarımı. Eğer güncelleştirmeleri yüklemiyorsa Windows'un kendi güncelleştirmeleri ve bunları yüklemek istiyorsanız yine ayarlar sekmesi altından Windows Update kısmı var. Yani güncelleştirmeler kısmı var. Windows'un güvenliği güncelleştirmeleri denetle seçeneğinin altında burada güncelleştirmeleri denetleyerek güncelleştirmeleri varsa var olan güncelleştirmeleri çekmesini isteyebiliriz. Bu arada Windows 11 Pro yüklendi. Bilgisayarımızın özellikleri nedir diye bakacak olursak buradan başlat düğmesine sağ tıklayarak sisteme tıkladığımda sanal bilgisayarımın özelliklerini göreceğim. Burada işletim sisteminin 64 bit tabanlı bir işletim sistemi olduğunu, RAM'in 16 GB RAM, Windows 11 Pro'nun olduğunu görebiliyorum. Ürün anahtarım etkin değil. Şu anda Windows'u etkinleştirmedim. Bu muhtemelen bir 30 gün sonra bize hata verecektir. Gerekirse de istediğimiz ürün anahtarını girerek burayı etkinleştirerek deneyebiliriz veya bu şekilde kullanabiliriz. Sorun olmayacaktır.
Ve artık işletim sistemimizin de kurulumunu yaptığımıza göre burada sonlandırabiliriz. Ve işletim sistemini kapatmadan önce sanal makinemin ekranına dönmek istiyorum. Şu şekilde penceremi küçülttüm. Gördüğünüz gibi küçük bir halde geldi. Bu şekilde de kontrol edebilirim. Ekranı her değiştirdiğimde görüntüyü yeniden ayarlayarak ekranı bunu çevirdiği için görüntüde bir kayma oluşuyor. Fakat daha sonra rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada sanal makinemiz çalışırken sanal makinemizi kapatacağımız zaman şöyle bize seçenekler getiriyor. Yani direkt makinemi bu şekilde kapatmasını istersem Windows açıkken kapatırsam yine sanal makineyi çalıştırdığımda Windows açık halde bulacağım. Bu şekilde bulacağım veya masa üstünde bir şeyler bıraktıysam onları bu şekilde bulacağım. Kapatma sinyali gönderdi. Windows'un kendi iç kapatma sistemini tetikliyor veya makineyi komple fişten çekmiş oluyoruz. Bu makinenin direkt kapatma tuşuna basmakla aynı şey. Buradan kapatma sinyali göndermekle bunun sanal makine arasında bir farkı yok. Fakat normal bilgisayarınızda tabii ki bilgisayarı kapatırken kapatma sinyali göndererek kapatırız. O nedenle buradan da kapatma sinyali gönder diyorum. Bilgisayarım kapatılıyor ve sanal makinem şurada çalışmayı durduruyor. Dikkat ederseniz burada güncelleştirmeler devam ediyor şeklinde bir ifade geldi. Bu arada sanal makinem kendini güncelliyor. Bir sonraki açıldığında benim şu anki Windows'umda bulunan şu Copilot özelliği de muhtemelen gelecektir. Bunu da uygulamalarımda, video çekimlerimde kullanacağım bu makineyi, sanal makineyi. Çünkü bilgisayarımdaki ayarlar bilgisayarımda kalacak. Kendime ait örneğimi tarayıcıya girdiğim zaman yine kendime ait aramalar veya kendime ait veriler ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için ben çekimlerimi bu sanal makine içerisinde gerçekleştireceğim. Şimdilik bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.